Gabar Dağı'nda şehit Aybüke Yalçın 27 oğlu petrol sahasında petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan işçiler var. İşte o işçileri kurtarmak için çalışmalar yerinde devam ediyor. AFAD, UMKE, itfaiye, TİBİK ve TİPAO uzman ekipleri ve jandarma ekipleri ivedilikle olay mahalline intikal etti ve kurtarma çalışmaları başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında 3 işçiden ikisi yaralı olarak kurtarıldı. Bir işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı. Kurtarılan diğer işçinin de hastaneye nakil işlemlerine başlandı. Enkaz altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor sevgili izleyiciler. Çok sıcak bir gelişme bu. Gabar'da sondaj kulesi devrildi. Enkaz altında işçiler var. Kurtarılması için çalışmalar yürütülüyor. 3 işçiden ikisi yaralı olarak kurtarılmıştı. Şimdi olayla ilgili son gelişmeleri alalım. Gazeteci Metin Yoksu karşımızda. Sayın Yoksu, sıcak bir gelişme, son ayrıntılar neler? Enkaz altında kalan işçilerle ilgili yeni bir gelişme var mı? Sizden öğrenebilir miyiz? Merhaba, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Sizin de dediğiniz gibi arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Bölgede çok sayıda AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etmiş durumda. Bunun dışında ise aldığım bilgiler arasında az önce Batman Petrol İş Batman Şubesi Başkanı Veysel Bey ile görüştüm. Kendisi de olay yerine gitmeye çalışıyor. Olay yeri uzak bir noktada ama aynı zamanda yasaklı bir bölge olduğunu da altını çizmekte fayda var. Ve bölgede telefon bağlantı, şebeke bağlantılarında problem olduğu için bilgilerin daha geç bir şekilde ulaştığını iletebilirim. Olayın oluş şekline ilişkin aldığımız bilgilere göre bir zemin çökmesi olduğu belirtiliyor. Henüz net olarak teyit edilemese de bu bilgi ama doğrudan saha içerisinden yetkililerden ve aynı zamanda saha içinde çalışan işçilerden aldığımız bilgiler devrilmenin nedenlerinden bir tanesinin zemin çökmesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani zemin çökmesi nedeniyle bir kulenin devrilmesi söz konusu. Ama kesin bir bilgi değil, şu anda ilk bilgiler, öyle mi? Doğrudur. Bunu henüz net olarak teyit etmesek de Batman Petrol İş Şube Başkanı'nın iletmiş olduğu bizlere bilgi bu şekildedir. Bu bilgi de doğrudan sahada çalışan işçilerden alındığını iletebiliriz sizlere. Enkaz altında kalan işçilere de sorayım. 3 işçiden ikisi yaralı olarak kurtarıldı. Bir işçi de helikopterle hastaneye kaldırıldı. Kurtarılan diğer işçinin de hastaneye nakil işlemlerine başlandı diyor açıklamada. Bu stabil mi yoksa bununla ilgili bir gelişme var mı? Bu bilgi teyitli bir bilgidir ama bunun dışında sendika başkanından aldığımız bilgiye göre iki işçinin enkaz altında olduğu noktasında bir bilgi var. Ama bu bilginin de özellikle telefon bağlantılarında yaşanan problemden kaynaklı hala ilk çıkarılan işçiler mi yoksa hala iki işçi saha altı sondaj kulesinin altında mı? Bu noktada teyit edilmemiş bilgi olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Sevgili izleyiciler, bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlamıştık. Bildiğiniz gibi Şırnak'ta Gabardağ petrol sahasında çalışma sırasında sondaj kulesi devrilmişti ve enkaz altında kalan işçiler vardı. Şimdi sıcak gelişmelerle ilgili Şırnak Valiliği'nin bir açıklaması var. Hemen ayrıntılara bakalım, yeni gelişmeleri öğrenelim. Valimiz Sayın Cevdet Atay diye başlıyor. Gabardağ'da şehit Aybüke Yalçın 27 oğlu petrol sahasında petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan işçileri kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor. AFAD, UMKE, itfaiye, TİPİK ve TİPAO uzman ekipleri ve jandarma ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline intikal ederek kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan 3 işçiden ikisi yaralı olarak kurtarılmış. Bir işçimiz helikopterle hastaneye kaldırılmış. Kurtarılan diğer işçimizin hastaneye nakil işlemlerine başlanmıştır. Enkaz altında kalan diğer işçimizi kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir deniyor Şırnak Valiliği'nin yaptığı açıklamada. Bu açıklamadan da anlıyoruz ki enkaz altında hala bir işçimiz var. Onu kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yine olayla ilgili tabii neden kaynaklandığına dair de gelişmeleri resmi ağızlardan açıklamalar geldikçe biz de sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi